Bir dizi program ve açılışlara katılmak için Gaziantep'te bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AÇEV Gaziantep Nurdağ Çocuk ve Aile Merkezi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası pilot proje olarak deprem bölgesindeki illerden başlayacak derken, Gazze'de kimsesiz kalan çocukları geçici olarak himaye etme yönünde çalışmalar yaptıklarını da açıkladı. Gaziantep ilimizde 364 vatandaşımız aktif bir şekilde çalışma arkadaşlarımız, 364 çalışma arkadaşımız her zaman burada görev almakta. TOKİ yıkılan ve zarar gören binaların yerine 30 binden fazla konut ve 8 bini aşkın köy evinin yapımını üstlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizler depremden etkilenen vatandaşlarımıza 106 milyon liraya yakın bir ödenek sunduk bu bölge itibariyle. Değerli misafirler, Nurdağ depremden en çok etkilenen bölgelerimizden başında geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu felaketin yüreklerde açtığı yaraları kapatmak için tüm uzman ekiplerimizle her an, her zaman sahadayız, her zaman sizlerleyiz. Başta çocuklarımız olmak üzere burada yaşayan her vatandaşımızın huzurunu sağlamaya kendimizi görev bildik. Yüzyılın en acı, en kanlı soykırımına maruz kalan Gazze'li çocukları da unutmuyoruz. Her zaman onların da yanlarında yer almaya hazır olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer hanımefendinin öncülüğünde ve himayelerinde Gazze'de yaralanan ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ulaşım ve onlara geçici barınma imkanı olarak himaye etme yönde bir talebimiz oldu. Bu konuda da teknik ekibimiz oluştu. Filistinli mevkidaşımla beraber inşallah bu konuda da yapacağımız çalışmaları da çok yakından takip ediyoruz.